Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün günlerden salı bugün size aldığım kitaplardan bahsedeceğim aslında siz bilmiyorsunuz ama yaklaşık 60 saniye önce falan yaklaşık 10-12 dakikalık aldığım kitaplardan bahsettim ondan sonra videoyu kapattım ondan sonra yükle butonuna bastım burada videolar yükleniyor ben de buradan kitapları kaldırıyorum bir baktım Yerde dört tane daha kitap var. Özellikle bu dört kitaptan bir tanesini mutlaka ve mutlaka söylemem gerekiyor. Çünkü her yerde 100 liraya satılıyor Ama bu, ben 30 liraya aldım O yüzden duyun bilin istiyorum Onu söylemeden tuttum Yüklüyorum videoyu Sonra tekrar yüklediğim videoyu sildim Kitapları tekrar önüme koydum Sıfırdan baştan alıyorum Acaba önceki söylediklerinin aynısını söyleyebilecek miyim? Yoksa ya da nasıl olacak bilmiyorum Çifte tur olmuş oldu Bu kadar da yani tövbe yarabbim Önünde duran kitabı nasıl görmezsin? Bari daha da bir önüme böyle kat kat falan önüme koyayım yani Demek ki o videonun çok yüklenesi yokmuş Diyorum. şimdi size e, Ha bu arada bu videoyu neden aldığım kitaplar videosu olarak bugün çekmek istedim Birincisi salı-cuma çektiğim zaman daha böyle e, ne bileyim daha kasılmıyorum nedense bilmiyorum nasıl anlatayım ama asıl sebebi cuma günü e, Ankara Kitap Fuarı başlıyor e, çok 3 yıldır da kitap fuarına falan gitmedim e, Çünkü nedense ben bu kitap fuarını çok fazla. ya aslında biraz kızgınım bu e, organizasyon hangisi Eylül fuar organizasyonculuk diye bir e, organizasyon firması yapıyor. Fakat nedense bu Ankara Kitap fuarında biz hiçbir zaman işte Jaguar ya da işte ne bileyim Monocle ya da ne bileyim Alef gibi e, butik e, yayın evlerini küçük butik fakat çok çok iyi kitap basan, hakikaten yani edebiyata emek sarf etmiş. E, yayın evlerini maalesef ki maalesef göremiyoruz İşte nerede işte büyük çok bildiğiniz birkaç yayın evini görebiliyorsunuz son yaklaşık iki yıldır da e, çok gitmedim ama iki yıl ya da üç yıldır da ne ayrıntı yayınları da gelmiyor Metis de gelmiyor bildiğim kadarıyla o yüzden çok tadı tuz olduğunu söyleyemem daha çok işte arka tarafta sahaflar var evet onlar güzel e, ön tarafta daha bilindik yerler var mesela Everest ben gittiğim zaman geliyor fakat kendisi gelmiyor bir aracı yani bir kitapçıyı Tutuyor. O geliyor. Eskiden can yayınları da öyle yapardı. Fakat şu an artık gelmeye başladı. Son 3 yıldır can yayınları kendisi geliyor. Ee, ve e, böyle olduğu zaman da tabii çok daha komik indirimler oluyor. Aslında benim her zaman için fuar anlayışım ve mantığım yani onu daha ucuza alayım vesaire gibi değil. Çünkü biliyorsunuz ki internetten zaten bunu çok çok kolay, çok çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Hatta bazı yerlerde Amazon kitap evlerinin yani intern kitap satan İnternet internet sitelerinden bile çok çok daha ucuza ve uyguna veriyor ama benim için kitap fuarlarının anlamı o yayın evinin neredeyse bütün kitaplarını sergilemiş olması yani onları görebiliyor olmaktı geçen yıl tam böyle kitap fuarının bittiği son gün pazar günü yarım saatliğine kapanmasına yakın bir dayanamayıp işte bir içim pırpırlanıp e, uğramıştım. Mesela o zaman Tudem'den alacağım kitaplar vardı. Tudem'e gittiğim zaman orada mesela eskiden her türlü işte deli dolu da vardı. Ama sadece Tudem olarak gelmişler. Yani deli dolu olarak gelmemişlerdi. Yani yetişkinlere sundukları kitaplar değil sadece çocuk kitapları standı olarak küçük bir yer tutmuşlardı. Her geçen gün aslında bizim daha çok tercih ettiğim, benim şahsen tercih ettiğim ya da görmek istediğim ee, yayın evlerinden çok daha çok işte kırtasiye, işte kupa, bardak, çanak falan gibi dolmaya başladı. Ee, o yüzden açıkçası biraz Ankara'daki kitap fuarına küskün, kırgınım ve memnuniyetsizim ama Almak istediğim bazı kitaplar var ve bunlara da bir baktım ki işte çoğu Yapı Kredi'den. Yapı Kredi'de her zaman orada oluyor. Her zaman orada olan işte Sel, Sel'den de bir kitap almak istiyorum. Sel, Yapı Kredi, e, iletişim yayınları gibi bazı yayın evleri işte Domingo her zaman e, orada oluyor. E, o yüzden bir şekilde gitmek istedim ve e, ikinci vlog denememi... Ay bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir önceki videoda kitapları gösterdiğimde o video 10 dakika falan tutmuştu. Şu anda kitapları göstermeye başlamadan 4 dakikayı geçmişiz. Demek ki onun yüklenesi yokmuş. Her neyse. E, Cuma günü ya da cumartesi günü muhtemelen giderim. Eğer bir aksilik olmazsa. Zümray e, işte burada gelince Demir'le ders yaptıktan sonra Mükü'ye de söyledim. Zümra'ya e daha söylemedim. Onun haberi yok. E, videoları da izlemediği için haberi de olmaz. Spontan olur. Onun haberi yok. Ama ben çoktan planı kurdum. E, eğer bir sıkıntı olmazsa. işte Demir, Zümra'yı ben Mükü'ye de söyledim. Hep beraber gitmeyi düşünüyoruz. Ola ki başka bir program... E olursa kızlarla buluşma programı olabilir. Öyle bir şey olursa da başka bir gün giderim ya da cuma giderim ama kuvvetle muhtemel cumartesi gün gitmeye kafama koydum diyebiliyorum ve bu şekilde de gittiğim zaman da küçük de olsa ikinci vlog denemesini yapacağım bakalım daha iyi olacağını düşünüyorum neden daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü en azından ya bunu her böyle kamera yansıma ya acaba bu yapışacak mı demir yapıştıracağım demişti demir ben yaparım demişti falan gibi sürekli bu saçma salak tekrarları yapmayacağımı düşünüyorum yani inşallah Öbüründe de onu yaparmışım. Sonuç olarak e, Ankara Kitap Fuarı vlogu çekmeyi deneyeceğim. O yüzden de peş peşe üst üste çok videolarla boğulmayın diye önden şimdi aldığım kitapları göstermek istiyorum. Öncelikle kitaplardan öte böyle aldığım birkaç defter var. Bunları Ayşem'de görmüştüm. Böyle çok şirin kedili planlama defterleri. Fakat e, süresiz planlama defteri diye geçiyor. Süresiz ajanda günlük planlama defteri diye. Bakın bunlarda tarih yok. Ama böyle işte gün gün saat saat çok hoşuma gitti. Çok mu kullanacağım? Hayır belki bir tanesini kullanabilirim. Çok sanmıyorum ama böyle alıp ve kullanmadığım bir sürü defterimin arasına eklenecek. Çok da tatlı. Bunlardan bir tanesini Demir'e verdim. O da işte ödevlerini yapıyor. Hep aynı olmasın diye bir tane bundan bir tane de bundan aldım. Aslında bu güllü gelince dedim ki ne alaka güllüyü pek şey yapmadım ama almış bulunmuşum. 3 tane bu şekilde planlama defteri aldım. Sonrasında bir de şunu göstereceğim size. Ee, hani Ankara'dayken eee Bodrum'a bir e, kargo göndermiştim. Yanlışlıkla Ankara'ya alıyorum diye Bodrum'a göndermiştim. E, arada demiri e aldığım kitaplar var. Birçok işte bana gerek DM'den, e, gerek de bazen yorumlarda e, bu arada ben e, şeyi kapatmıştım. Telefon çalmasın diye videoyu çekerken. E, uçak moduna bağlamıştım bağlamamıştım almıştım tabi videoyu çekip yüklerken uçak modundan kaldırmışım şu an telefona bildirim gelince uçak modunda olmadığını düşündüm İnşallah başıma bir iş gelmeden videoyu kapatırım telefonum çalmaz falan hemen stres olduğum için hemen hızlı moda geçiyorum Bazen bana yazıyorsunuz işte Demir e aldığım kitaplar nelerdir diye. Demir şimdi işte 6. sınıfa başladı. Ve orada Türkçe için yani Türkçe öğretmeninin verdiği okuması gereken kitaplar listesi gibi bir liste vardı. Hepsi Tudem yayınlarından çıkmış kitaplar. Bir tanesi işte bu Phil, George Saunders'ın şurada yazıyor. Filip'in aşırı ısrarcı pırtlaklarıydı. Diğerleri ise Filebekçisi yine Tudem yayınlarından eee İcral Dikiciden Teneke Uygarlığı bu da bu da Tudem'den. E, kaçış Oyunu Alper Akal'dan bu da Tudem'den. E, ve bu o değil. Bu tamamen ben aşırı pıtlakları almadığımda kendi kendime Fil'in dehşet verici kısa saltanatını aldım. Ya ben galiba bir eşeklik yaptım. Bu kitabı okumuş olabilirim. Çünkü kendimi alırken bu ikna Usunu da aldım. Sonra İkna Usunu aldıktan sonra İkna Usu bana geldikten sonra kafamı çevirip şuraya baktığımda Orada da bir ikna usu olduğunu, benim onu okuduğumu, hatta onu Ayşim iki tane aldığı için birini bana hediye ettiğini hatırladım. Aynı haltı ben hep. Ayşim farkında mısın? Bak sen yanlışlıkla iki tane alıyorsun, birini bana hediyorsun, hediye ediyorsun. Ben de ben de olmuş olmasına rağmen ben de iki tane alıyorum. Ben de bir tanesini Zümra'ya hediye ettim. Evet okuduğum kitabı da almış oldum ama öbürünü hediye ettiğim için... Bu da yanımda duruyor. Ve sonrasında yine kutunun içinde aldım ama gösterdiğim Judith Herman'dan yaz evi daha sonra diye. Bu da yanlışlıkla benim aslında e, Bodrum'a gönderdiğim kitaplar. Bunları buraya ayırayım. Demirinkileri şu tarafa doğru sallayalım. Sonrasında nadir kitaptan aldığım birkaç kitap var. Aslında 3 tane kitap aldım. 3 tane sipariş verdim. Biliyorsunuz ki bir kampanyası vardı. 6,5 TL ya da 7,5 TL Sandeo'da pazara kadar geçerliydi. Bitmiş. Pazartesi olmuş. Buradan 3 tane kitap aldım fakat bir tanesi yok, ee, İkisi çoktan elime ulaştı. Üçüncüsü için sahaf beni aradı, kargonun kaybolduğunu söyledi. İptal edeyim mi dedi. Dedim ki yani hani eğer geri dönecekse ya da vesaireyse birkaç gün bekleyin, gelmezse iptal edersiniz çünkü iptal ettikten sonra zaten nadir kitap işte size bir şekilde dönüyor ve diyor ki işte bunu size şuradan göndereyim mi diyor. Siz de yazıyorsunuz evet gönderdi. O yüzden iptal etmedim. Aldığım kitap ee, Michel. Neden? <laughs> Bak ilkini çekerken de soyadını söyleyememiştim. Siz görüyor musunuz? Benim buna nedense yani Schneider diyesim geliyor. Neden? Bir Galatasaraylı olarak eski Galatasaraycı futbolcu bizim efsane Schneider'ımız aklıma geliyor. Acaba gerçekten öyle mi okunuyor? Ama benim gönlümden Schneider diye geçtim. Ne efsane futbolcuydu. Bu arada çok hakikaten bir e, futbol manyağıyım ve hastasıyım onu da parantez içerek söylüyorum kitabın adı bir gölge gibi e, bunu neden aldım gelmeyen diğer kitapta aynı yazarın kolektif yayınlarından çıkan bir kitabıydı sevgili Polat Özlüoğlu yazarın üçüncü bir kitabı var onu okumuş bu basımı yok bulursanız mutlaka okuyun demiş ama nadirde baktığımda 100-140 falan gibi yüksek fiyatları vardı o yüzden en azından yazarın diğer iki kitabını alayım dedim. Biri geldi diğeri kayboldu diyor ama elbet bir şekilde gelir diye düşünüyorum. Bir diğer aldığım kitap nadirden bunu da 10 TL'ye aldım. Uzun zamandır aslında bekliyordu. Arthur Phillips'ten Prag. Ee, bu da Aslı Biçen çevirisi. Yazarın daha önce e, Metis'ten çıkan Mısır Kaşifi olabilir bir kitabı vardı. Ama bunun ötesinde ben bir ara işte Aslı Biçen çevirilerine takmıştım ki tehdit mektupları çevirisiyle yazan kendi yazdığı hakikaten çok çok beni etkileyen derinden etkileyen bir kitaptı incecik kısacık fakat ben çok etkilenmiştim o kitaptan çok beğenmiştim. Bir de aynı zamanda böyle bir ada öyküsü var. Ki ada öyküsü deyince de aklıma nedense Zülfin Livaneli son ada geliyor. O kitabı da çok çok severim. Fakat uzun zamandır Zülfü Livaneli yayın evi değiştirilinden beri Zülfü Livaneli okumuyorum. Neden okumuyorum acaba? Bilmiyorum bir fikrim yok. Yani okumalıyım diye düşünüyorum. Bu da Aslı Biçen Çevirisi Pırak. Ee, bunu da uzun zamandır sepetimdeydi kampanyayı görünce aldım. Aldığım bir diğer iki kitap hani bu Amazon'un indiriminde almıştım. İletişim yayınları etiketleri çok çok coşmaya başladı dediğimde. Walter Scott'un Ivanhoe fakat e, bu da gelmemişti. Ben videoyu çektikten sonra geldi. Ve bir diğer aldığım kitap ise Henry Fielding'den Tom Jones bu da ta Bodrum'dayken o kampanyada e, onlarca elli yüz işte bilemiyorum aldığım kitaplarda Tom Jones'u almadım diye çok içimde kalmıştı. E bunu da 62 TL gibi bir fiyata aldım fakat biraz geç ulaştı sağolsun AGT kargoya verdiklerinde şimdi Amazon alışverişiniz yaptığınızda bazılarını kolay gelsin bazılarını AGT veriyor e, AGT'ye verdiğinde o kargo 3 gün ya da 4 günde falan geliyor halbuki ertesi gün teslim istiyorsa yani sabah aldığında bile akşama gelecek diyorsa AGT'yi seçiyor fakat bana 3 günde geliyor neyse e, kolay gelsin de biz çok güzel anlaşıyoruz ama o da bugün bana son bir tane paket getirdi getirirken dedi ki Ebru Hanım dedi hani e, hoş kalın vedalaşıyoruz dedim hayırdır işte beni başka bir bölgeye aldılar iki bölgeye bakıyordum tek'e düştük çünkü Kasım ayında çok yoğunlaşıyor dedi ben direkt memnunum diye mi gönderiyorlar memnunum diye mi gönderiyorlar falan dedim tabii ki çok uzun zamandır yani neredeyse her gün görüşür durumda olduğumuz için e, emeklerinden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum çünkü hadi bunu da sıkıştırayım dayanamayayım dayanamadım bir gün işte bu kolay gelsin kargosu dünya ne kadar küçük arkadaşlar birden söylemek istedim nedense kolay gelsin kargosu tam verirken e, biz yani sürekli işte kargolaş, kargolaşıyoruz kolay gelsin de kargolaşıyoruz hayır ben Amazon'dan alıyorum kolay gelsin getiriyor fakat hep aynı kişi getiriyor bir gün bana dedi ki Ebru Hanım ne oldu biliyor musunuz ne oldu e, evdeyken e, bir bakmış eşi beni izliyormuş ne izliyorsun diye bir bakmış beni görünce ekranda demiş ki Aa, Ebru Hanım bu demiş o demiş ki sen nereden tanıyorsun o demiş ki ben her gün kargolarını ben götürüyorum demiş e, o yüzden dünya ne kadar küçük diyorum ve eğer eşi şu an hala bir tane de yeni bebekleri olmuş hayırlı uğurlu olsun diyorum eğer eşi izliyorsa hem eşine hem de kendisine şimdiye kadar bana hep sorunsuz bir şekilde kargolarımı getirdiği için teşekkür ediyorum sevgilerimi iletiyorum diyorum içimden geldi valla şimdi aldığım bir diğer kitap biliyorsunuz Javier Serkaz çok 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 seviyorum yazarı e, yazarın işte saplantı Kiracı, işte sahtekar gibi hatta ama en bir, nedense çok böyle edebi anlamda da içime dokunan farklı bir kitabı da vardı. Hepsi birbirinden özel ve anlamlı kitaplar ama ışığın hızı evet ışığın hızı da muazzamdı okumanızı mutlaka şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum kitapçıya gittiğimde bunu alacaktım 120 TL falandı ama Amazon'un kendisine düşmesini bekledim biliyorsunuz ki Amazon'da farklı fiyatlar olabiliyor bir kitap için yeni çıktığında genelde bakıyorum orada bir kitap store diye bir yer var kitap store tarafından işte satılır ve gönderilir diyor e o zaman da kitap evlerindeki fiyat üzerinden satıyor ya da bazen yayın evleri kendisi gönderiyor mesela sel satar gönderir alfa satar gönderir diyor. Fakat ürünü Amazon kendi deposuna aldığında çok ciddi anlamda daha ucuz olmuş oluyor. Ben de bunu 60 falan TL gibi bir fiyata aldım. Halbuki kitap evimde de 120 TL idi. Her günde bekliyordum. Amazon stona düşünce hemen yakaladım ve aldım. Ve aldığım son iki kitap var. Bir tanesi işte bu sırf bunu söylemek için çektim. Ee, bana DM'den attılar aslında çok da farkında değildim. Gülçin Hanım olabilir. DM'den bana bunu attığı ve bilgilendirdiği için teşekkür ederim. Hatırlıyorsunuz bir önceki videoda son videoda dönüş diyeceğim kitabın adını unuttum şimdi heyecanlandım ya nereye kaldırdım ki buraya okuduklarım aslında kaldırdım ee, heyecan yaptım arkamı döneceğim nereye koydum nereye koydum bulamadım heyecandan e, ee, Jaguar diye isim geldi. Siren yayınlarından çıkan kitap vardı. Bir önceki videoda bahsettim. Hatta son okuduğum kitap dedim. Ayıldım bayıldım falan. Bu arada bunları söyleyemiyorum ya adını. Sonra video yükleniyor. Video yüklendikten sonra ben işte ben de yüklendikten sonra ne dedim ne diyemedim falan diye. Ben kendim de izliyorum. İzlerken mesela ya bu neydi hemen çat 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 kendi kendime cevap veriyorum. Yani izlerken aklımda ağzımda çekerken nedense kaçıyor. Her neyse e, o kitabı okuduktan sonra yazarın dilinden çok çok etkilendiğimi de söylemiştim. Mutlaka o kitabı okuyun şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Sonrasında bana atla yazarın 2016 yılında Pegasus yayınlarından başka bir kitabı çıkmış. Bir kayboluşun anatomisi diye bana bunu gösterdi. Hemen baktım işte kitap yurdunda 100 lira falan etiket fiyatı vardı. Amazon'da da 30 TL'ydi. Hatta 20 TL de çekim vardı. 10 TL'ye aldım. Ama normalde e, diğer sitelerde 100 TL'ye falan satılıyor. Ben 30 TL'ye aldım. Hani bunu da en azından göstereyim. Çünkü son videoda site az da çok tatlı olmuş. 3 taneydi. Birini ben aldım. Birini aşma aldı. Birini de almış. Bitmiş falan dedim ya. Bu bitmemiş. Ama tabii ne çıkar nedir bilmiyorum. Özellikle Pegasus olduğu zaman çok bilmiyorum ama ya arada da ne cevherler varmış. Pegasus'la hiç alakam olmadığı için birçok şeyi de kaçırmışım. Ve önceki video kesinlikle çok daha kısaydı. Net yani 6-7 dakikası eksikti. Evet aldığım son kitap Julian Barnes. Yazara hayranım, yazarın hastasıyım. Müthiş bir yazar. Bütün kitaplarını okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Fakat naçizane bir parantez açarak iki tane kitabını bir tanesi ee, korkulacak bir şeyi yok ve Flaubert'in Papağanı eğer elinizdeyse ki bu ikisi bence yazarın en muazzam kitapları Flaubert'in Papağanı bir roman korkacak bir şey yok roman değil otobiyografik bir anlatı diyebiliriz fakat bu iki kitabı yazarı biraz daha okuyup tanıyıp eserlerini okuduktan sonra okumanızı naçizane tavsiye ederim. Ama muazzamlardır. Yazarın her kitabını yakaladıkça yakaladıkça stoklayın. Hatta Amazon'da çok da uygun fiyatlara var. O yüzden bence koşun koşun gidin ve yazarın bütün kitaplarını alın. Yazarın son kitabı Elizabeth Finch. Hatta en son sayın ve sevgili Melikşah taşın bir videosunda yurt dışında kitapları gezerken yazarın İngilizce kitabını almıştı ve ben burada Aa! diye böyle heyecanlıyım ağlayarak hem de mutlulukla Görmüştüm ve ya ben de ben de ben de diye çok heveslenmiştim. Ayrıntı yayınları sağ olsun ki hemen çevirmiş. E bunu da Amazon'a düşsün 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 diye bekliyordum. Dün Amazon'a düştü, akşam hemen aldım. Bugün elime ulaştı ve bugün hemen tabii ki ve tabii ki bütün dünya durur. Ve Julian Barnes okunur. Yazarla mutlaka tanışmanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum bir önceki yani kısa videoyu yüklerken kestiğim ve kapattığım videonun üzerine iki katı bir video geldi dedense. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu inşallah kitap fuarına giderim ve vlog çekmeyi beceririm diyorum. Ve şimdiden mutlu hafta sonları diyemediğim için mutlu hafta içleri. Hoşçakalın.